Hindistan hükümeti güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'e ait 54 mobil uygulamanın yasaklanması için yeni bildiriler yayınladı. Daha önce Çin bağlantılı 118 mobil uygulamaya yasak getirilmişti. Economist Times'ın haberine göre Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Çin'e ait Tencent Holdings, Alibaba Group Holding ve NetEase gibi teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere 54 uygulamanın yasaklanmasına yönelik karar aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı son bilgilerin Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini gösterdiğini belirterek Kremlin'e gerilimi düşürmesi çağrısında bulundu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Almanya Başbakanı ile ortak toplantıda konuştu. Zelenski, NATO üyeliği güvenliğimizi garanti altına alacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllar süren gerilimin ardından resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi törenle karşılandı. Erdoğan'la Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Al Nahyan Başkanlığı'ndaki heyetler arası görüşmenin ardından ikili anlaşmalar imza altına alındı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı. Yarı İletken Endüstrisi Birliği geçen yıla ilişkin yarı iletken satış verilerini açıkladı. Geçen yıl dijitalleşmenin daha da ivme kazanmasıyla küresel çip üreticilerinin satışları 2020'ye göre %26,2 artarak 555,9 milyar dolara yükseldi. Böylece çip satışında tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Çin geçen yıl yarı iletkenler için en büyük pazar olmaya devam etti. Fransa'da Orientales bölgesindeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Gece saatlerindeki patlamanın ardından çıkan yangın çevredeki binalara da sıçradı. Faciada ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek, dünya genelindeki şehirler arasında hava kirliliği bakımından ilk 10'da yer alıyor. Ülke başkentteki hava kirliliği sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Egzoz gazları, şehrin etrafındaki yerleşim birimlerindeki kalitesiz yakıt kullanımı ve çöp depolama alanında yükselen dumanlar hava kirliliğinin ana sebepleri olarak gösteriliyor. Çin basınında çıkan haberlere göre Doğu Türkistan'daki sözde Uygur Özel Bölgesi Parti Komitesi 10 Şubat'ta daimi komiteyi toplayarak Sincan'da İslam'ın Çinileştirilmesine bağlılığın devam ettiğini vurguladı. Geçen yıl Aralık ayının sonunda Pekin tarafından Uygur Özel Bölgesi Çin Komünist Partisi Komitesi Sekreterliğine atanan Ma Xingrui asıl amacın ekonomik kalkınmaya odaklanmak olduğunu söylemişti. Ancak sonrasında Chen Kuanchuo döneminde olduğu gibi İslam'ın Çinileşmesi ve Çin ulusunun ortak bir duygusunun inşası kavramlarını sık sık vurgulamaya başladı.